bir çerçeve çizmiş oluyor. Çok çok teşekkür ederiz Yıldız Yazıcıoğlu'na. Gerçekten Ankara kulisi verdiği için bize uzun zamandır özlemiştik böyle analizleri. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ahat Andican'la devam edeceğiz. Ahat Bey, şimdi hem Emin'in ve Barış'ın soruları olacak. Şöyle başlayalım. Önümüzde şimdi geçmişi anlattık, bugünü anlattık ama ileriye bakmamız gerekiyor. Çok ben kısa bir soru sorayım, kısa bir cevap rica edeyim. Ondan sonra Barış ve Emin devam etsinler. Şimdi çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet, Meral Akşener söyledi. Ama öyle bir durum var ki nefes alsanız bile yeterli dikkat etmemiş olabilme pozisyona düşebilirsiniz. AK Parti her yönden sıkıştıracak. Ne yapacaksınız? Yani bu geleceğin sessiz gücü, bilinmezliğin sessiz gücü vardır. İki yönde. Olumlu yönde de, olumsuz yönde de. Ne şekilde bazı şeyler olacağını, önümüze nasıl kumpaslar konulacağını şu anda kestirmemiz mümkün değil. Ama geçmişten itibaren baktığımızda bazı örneklerini yaşayarak gördük. Bunların da devam edeceğini düşünmemiz lazım. Bilmiyorum önünüze düştü mü, telefonlarınıza düştü mü? Sedat Peker, bu organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen şahıs, bir tweet zinciri atmış. Bunlardan bir bölümü de Sayın Meral Akşener'e yönelik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklamlarını yapan firma ile birlikte yaptıkları bir kumpas. Ve Sayın Meral Akşener'in ile ilgili, yani burada şimdi zaman almamak için okumayacağım ama yani çerçeve olarak söylüyorum. Kendisine soruluyor Peker'e, siz Meral Hanım'la hiç karşı karşıya geldiniz mi? Evet diyor, iki yerde karşı karşıya geldim. Nerede? İşte bir bilmem sünnette, bir bilmem nerede. Peki herhangi bir görüşmeniz oldu mu? Yok. Peki buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Vallahi diyor, bilmiyorum. Ve ondan sonra Meral Hanım'la ilgili kafa karıştırıcı tweetler atılıyor. Ve bu tweetler, bu söz konusu ekip tarafından hazırlanıyor ve Sedat Peker'in telefonundan atılıyor. Düşünün, niye peki? Sedat Peker, hatırlayacaksınız, bir toplantı, miting yapmış ve silahlanın diye halka çağrıda bulunmuştu. Ve Sayın Meral Akşener o dönemde bunu suç bildirisinde bulundu. Yani savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolayısıyla Sedat Peker ve o dönemde ona yardımcı olan Türk yargısı ve bazı Türk kamuoyu, daha doğrusu kamu görevlileri, Türkiye'deki kamu görevlileri bu konuda böyle bir düzen uygulamışlar. Sedat Peker bunları şimdi ifşa ediyor. Yani daha sonra tabii Rize'deki olayları hatırlıyorsunuz. Rize'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat, yani gelin hanım, bu şimdi bu gördüğünüz şey, bugün iyi günleriniz, bundan sonra daha neler göreceksiniz, neler diye. Yani birçok kerameti kendinden menkul ama durumdan vazife çıkaracak olan insanlara bir anlamda zemin hazırlayan, mesaj veren bir şeydi. Arkasından işte Elazığ'da olayları şey yapıyorsunuz. Biraz önce zannediyorum programın başlangıç kısmında Barış Bey gündeme getirdi. Orada bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli ama bankamatik görevlisi bir şahıs, aynı zamanda bir A Haber'in de temsilcisi, orada bir vatandaşı şey yapıyorlar, kuruyorlar. Yani Meral Hanım'a bu soruları sor, biz de bunu yayınlayacağız diye. Yani bu bizzat kaydedilmiş video olarak medyada dolaşıyor. Ve son, en nihayette de sondaki olay. Son, yani bu Lütfü Türkkan'ın olayı. Burada evet, Lütfü Türkkan'ın ne olursa olsun bir siyasetçinin bir vatandaşa, herhangi bir vatandaşa, şehitlikle alakası olmaz, onun hiçbir önemi yok. Herhangi bir vatandaşa bu şekilde sinkaflı bir küfür etmesi kabul edilemez. Kim olursa olsun kabul edilemez, kınanması gerekir. Ve kınanmıştır da, kabul edilmemiştir ve parti tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Şimdi, fakat oradaki olayların başlangıcını hatırlayın. Vatandaş ne diye bağırıyor? Dikkat edin. Vatandaş diyor ki, ilk
bağırmaya başladığında. Bu kadın diyor beni mahkemeye verdi. Ben diyor hapse gireceğim. Niye mahkemeye vermiş peki bu Sayın Meral Akşener onu? Yani okursam okumak mümkün değil. Yani ancak siz elinize alıp okuyabilirsiniz. Yayında bunu ifade etmek mümkün değil. Ama Meral Akşener'e cinsi ilişki boyutunda şeyler atmış, tweetler atmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve bu şahıs İzmir'de oturuyor. Bingöl'deki Sayın Meral Akşener'in ziyaretine oraya geliyor. Yani bunun bir kumpas olmaması mümkün mü? Kumpas olmaması mümkün mü? Programlanmış, belli gruplar tarafından şey yapılmış. Arkasından da yine Barış Bey'in söylediği gibi vali çıkıyor diyor ki valilik daha doğrusu sitesinde ertesi gün şehit ailelerinin ve işte STK'ların bir aleyhte, İYİ Parti aleyhinde bir toplantı yapması, gösteri yapması şey yapılıyor. Tabii sorduğunuz zaman valilik diyecek ki bizimle alakası yok. Ama valilik sitesine şehit aileleri adına konulan bir şey. Yani buna kumpas değil, kumpas değil de ne denir? Tabii bütün bunlar Lütfi Türkkan'ın bu şahsa yönelik yaptığı hareketi, söylediği sözleri kesinlikle affettirmez. Kesinlikle. Ve her yönüyle kınanması gereken bir siyasetçiye yakışmayan bir davranış modelidir, davranış tutumudur. Şimdi buradan varmak istediğim şey, bu geçmiş öğeleri bir araya koyduğunuz zaman önümüzdeki dönemde çok daha fazlalarının olacağını biz biliyoruz. Ama geçmişten itibaren özellikle Sayın Meral Akşener'in şahsı üzerinde bugüne kadar ne gibi saldırılar yapıldığını yakından biliyoruz. Ve bu saldırılara rağmen Sayın Meral Akşener'in hiç eğilmeden, bükülmeden, tavrında hiçbir değişiklik yapmadan siyasetini kararlılıkla sürdürmekte olduğunu da biliyoruz. İYİ Parti'nin bütün üyeleri için bu geçerlidir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sizin ifade ettiğiniz gibi şeyler olabilecektir, olur. Türk siyasetine yakışmayan bir yaklaşım veya şey modelidir, siyaset anlayışıdır. Böyle bir siyaset anlayışı, böyle bir muhalefeti yok edici, muhalefeti şeytanlaştırıcı bir siyaset anlayışı Türk siyasetine, 21. yüzyıl Türk siyasetine kesinlikle yakışmıyor. Evet. Yani peki, tabii bunun altında yatan son bir cümle, bunun altında yatan şey ne? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki ve tesadüfen geçen haftalarda ifade ettiği şey. Yani onlar iktidara gelmeyi istememelidir diyor muhalefet. Muhalefet iktidara gelmeyi hayal etmemelidir, istememelidir diyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Demokratik bir ülkede. Tabii. Ahmet Bey, şimdi tam da siz ilk cümleyi söylediniz. Oradan bir sorgulamaya devam edelim. Dediniz ki böyle provokasyonların, saldırıların hatta daha fazla olacağını biz biliyoruz. Ha, biliyorsanız şimdi oradan devam edelim. Buyur. Ben şunu bir merak ediyorum. Başka bir parti hakkında konuşmak istemezsiniz herhalde ama. Yine de Sayın Akşener'in Türkiye'yi dolaşma ilçelere, illere, evet, değil ilçelere varan düzeyde Türkiye'yi dolaşması ilk başta bu kadar bir etki yaratmıyordu. Ama giderek artan dozda Meral Hanım'ın sahada olmasının bir sonucu olduğunu görüyoruz. Ve şimdi de MHP'nin sokağa çıkıp dolaşıp CHP'nin nasıl bir tehlike olduğunu, Millet İttifakı'nın nasıl bir tehlike olduğunu halka anlatacağını duyduk birinci ağızdan. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Halka dokunma çabası olarak mı görüyorsunuz? Yoksa AKP sokağa çıkmakta zorlandığı için onun yerine MHP mi sokağa çıkıyor? Yoksa böyle bir şey, çünkü MHP'yi böyle Meral Hanım gibi ilçe ilçe dolaşıp sürekli halkın nabzını tutan bir parti olarak görmüyoruz. Görmedik bugüne kadar biz. Bunu nasıl yorumladığınızı bir bilmek istiyorum. Ahmet Bey, ancak bunu kısa aradan sonra verin cevabını. Hem Emin'in bu, peki, sorusunu cevaplamanızı rica edeceğiz. Hem de milliyetçilik üzerinden gelen salvolara karşı bunlara cevap vermeyi mi yeğleyeceksiniz yoksa başka bir stratejiniz var, onu da konuşacağız birazdan.